AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçime az bir zaman kala Diyarbakır'a gitti. Yıldırım Diyarbakır'da Kürtçe selamlama yaparak ve Kürdistan ifadesini kullanarak oy istedi. Başbaş, Şahanim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı. Fakat 31 Mart öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürdistan konusunda Yıldırım'ın aksine bu açıklamalarda bulunmuştu. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git orada yaşa. AKP'nin bu çelişkili tavrını seçmen nasıl yorumluyor? Kürdistan demekle HDP'liler Binali Yıldırım'a oy verir mi? Hiç zannetmiyorum. Onlar söylenen şeyin ne derece doğru veya yanlış olduğunu çok iyi biliyorlar. Binali Yıldırım Diyarbakır'da Kürdistan dedi ama 31 Mart seçimleri öncesinde Erdoğan'da Kürdistan diye bir yer yok diyerek. Kürdistan olmuştur. Ya bunlar kazanabilmek için milliyetçiliği ve dini kullanıyorlar. HDP'liler Kürdistan demekle oy verir mi? Zannetmiyorum. Samimi değiller çünkü. Yani kalkıp onun o lafından HDP'li dediğin insan bütün Türkiye'de belki de en bilinçli seçmene sahip bir partidir. Yani biraz samimiyetten uzaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Sonra Diyarbakır'da bu çalışmalar İstanbul'da olması lazım. İstanbul için gerekli olan şeyler. O için her şey mübah onlarda. Kandırmaca. Yani zamanında terörist oluyorlar. İşlerine geldikleri zaman da Kürt kardeşim oluyorlar. Yani böyle bir mantık olamaz ve kandıramazlar insanları. Peki bu söylemlerle HDP'nin oyları Binali Yıldırım'a gider mi? Hayır, kesinlikle gitmez. Hem Binali Yıldırım'ın bu şekilde ifadeleri, Kürdistan ifadeleri, Kürtçe konuşması hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam aksi yönde açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Birbirlerini takip etmiyorlar sanırım. Ben kendim Türk'üm ama Kürt arkadaşlarım var. Hani bunu kanacaklarını düşünmüyorum. Bir şeyler söylerken biraz mantığa uyması gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanı laf olsun gitsin. Diğer taraftan Kürt mebusu olduğunu söylüyor. Ya bu ne lahana, bu ne turşu. Seçim zamanı seçim yatırımı kaybedeceklerini anladılar. Kürt oyunu kime vereceğini çok iyi biliyor.